Ve sevgili bordo dünya nüfusunu inceledikten sonra geldik Türkiye nüfusuna. Türkiye nüfusunun incelikleri, detayları nedir? İlk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır? Hangi bölgemizde nüfus daha fazla? Hangi bölgemizde nüfus yoğunluğu daha az? Ve bunun nedenleri nelerdir? Bu dersimiz bunları öğrenmeye yönelik, Türkiye'yi tanımaya yönelik bir ders olacak. Can kulağıyla dinleyin. ÖSYM'nin soru havuzunda bundan ilgili sorulacak sorular var diyorum ve geçiyorum. Öncelikle sevgili dostlar, Türkiye nüfusunun tarihsel gelişmine baktığımız zaman... Türkiye'de ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır? Türkiye Cumhuriyeti olarak aldığımız zaman 1927 yılında yapılmıştır. Ama Osmanlı'yı katarsak kimin döneminde yapılmıştı? İkinci Mahmut döneminde yapılmıştı. İkinci Mahmut dönemindeki sayımı biz gerçekçi saymıyorduk çünkü sadece erkekler sayılmıştı. Ama gerçekçi sayım 1927 yılında yapılmış ve ne kadar çıkmış nüfusumuz? 13 milyon 648 bin. Bu rakamlar önemli değil ama 13 milyonla başladığımız bu nüfus sayımı macerası 2022'lerde 85 milyona dayanmış gözüküyor. Peki ondan sonraki sayımı ne zaman yaptık? 1935'te yaptık. Neden? 27'de yaptık. 35'te bir daha yaptık. Sonra dedik ki, ya bu güzel bir şeymiş. Hoşumuza gitti. Ondan sonra her 5 yılda bir sayım kararı alındı. Ve periyodik olarak her 5 yılda bir sayım yapıla yapıla geldi. ...kaç yılına kadar? 1990 yılına kadar böyle geldik. Bakın 35'ten 90'a kadar... ...kaç yıl var arada? 55 yıl var. Yani 55 yıl... ...her 5 yılda bir sayım yaptık ama 90'da dedik ki... ...artık yeter. Neye yeter? 5 yılda bir sayamıyoruz ya. Çok artık... ...çok kalabalık olduk. Eskiden sayı azdı. Saymak kolaydı. 1990'da karar alıyoruz. Bundan sonra nüfus sayımı... ...5 yılda değil de 10 yılda bir... ...yapılması kararı alınmıştır. 10 yılda bir. Ancak... Ee, 1997'de dayanamayıp tekrar saydık 10 yıl dolmadan bir 2000'de bir daha saydık dolayısıyla 2000 sayımları bizim için önemli çünkü o tarihte bir karar daha aldık nedir o karar 2000 sayımlarına kadar nüfusu evde e, adeta esir tutuyorduk. kimse dışarı çıkmasın ki sizi sayabilelim dışarıda geçseniz nasıl sayacağız diyordu devlet nüfus sayı memurları evlere gidiyordu ellerinde kocaman kocaman defterler Adama soruyor adın nedir? Soyadın nedir? Kaç çocuğun var? Evin kaç odalı? Kaloriferli mi? Sobalı mı? Önemli bir hastalığın var mı? Kendini nasıl hissediyorsun şu an? Adam böyle sorulara muhatap olunca bir an kendini özel hissediyor tabii. Ama bu sağlıklı bir sayım değildir. Neden? Çünkü adam neyi beyan ediyorsa onu deftere geçiriyorsun. Belki adam yalan söylüyor. Belki adam iyi değil. Belki adamın daha çok çocuğu var sana söylemiyor. Belki adamın evi... Ee, ...daha fazla odalı... ...dolayısıyla sağlıklı bilgi elde edilemiyor... ...ve adam geçirdiği hastalıkları... ...sana söylemiyor... ...o münasebeti devlet dedi ki artık bu iş böyle olmaz... ...nüfus sayı memurlarına... ...ve oradaki adamın beyanına göre biz hareket edemeyiz... ...biz her şeyi kendimiz tespit edelim... ...nasıl olacak... Herkese vatandaşlık numarası verelim. TC vatandaşlık numarası 2000'den sonra veriliyor. Bu vatandaş nereye gitmiş, hangi firmadan bilet almış, tatili nereden geçirmiş, hangi hastaneye gitmiş, hangi ilaçları almış, kaç çocuğu var, kaça basmış? Her türlü bilgiyi böyle Gbt'sini elde eder gibi adam devlet çıkarıyor. Dolayısıyla 2000 sayımlarında son kez sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Yani so sokağa çıkma yasağı ilan edilerek yapılan son sayım 2000 Ondan sonra sokağa çıkma yasa diye bir şey kalmıyor. Herkes işinde gücünde devlet masa başında tak 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 sayıyor. Neden? Çünkü herkesin kimlik numarası var. Peki bu sayım hangi tarihte yapıldı? 2007 tarihinde yapıldı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sokağa çıkma yasa ilan edilmeden yapılan ilk sayımdır. 2007'den sonra ise artık her yıl sayılmaya başlandı. Bakın 1990'da bir karar alınıyordu. 10 yılda bir sayım yapalım diye. 2007'den sonra ise artık her yıl sayım var. 2008, 2009, 2010. Neden? Çünkü saymak zor iş değil ki. Masa başında kim yeni doğmuşsa zaten hastane kayıtlarına göre bir tek tuşa basarak her yıl sayım yapılıyor. Hatta anlık bile sayım yapılıyor. O masa başında duran nüfustaki görevli kişiler hele bir bak bakalım ya kaç olmuş diye Türkiye'nin nüfusunun her yıl ortalama 1 milyon kişi arttığını söylemiş olayım. Yılda 1 milyon kişi artıyorsa o zaman günde ne yapar? 365'e böldüğün zaman 300 kişi mi yapıyor? 3000 kişi mi yapıyor? Artık size bırakıyorum. Dolayısıyla Türkiye nüfusun artış hızı bu şekilde tezahür ediyor arkadaşlar. Artık ne var? Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var. Peki Türkiye'de nüfus sayımlarını kim yapıyor? Hangi kuruluş yapıyor? TÜİK yapıyor bunu unutmayınız. Türkiye'de nüfus sayımlarını TÜİK yapıyor. Nüfusu inceleyen bilim dalı neydi? Bir önceki dersimizde söylemiştik demografya olduğunu bilin. Arkadaşlar Türkiye nüfusunun değişimine baktığınız zaman bakın 27'den bu yana nüfusumuz hep artıyor. Hiç azalmamıştır. Sadece artış hızı azalmıştır. Bakın buradaki artış hızına baksana nasıl artıyor? Daha fazla artıyor. Ama 2000'den sonra daha gıdım gıdım artmaya başlıyor. En son 2008 tabii 2021 verileri de alındı. Nüfusumuz hala artmaya devam ediyor. Nüfusun bu şekilde artması sizi memnun ediyor mu? Ne diyorsunuz? Yani nüfusun fazla olmasının avantajları neler? Dezavantajları neler? Aslında ülkemiz gibi kişi başına milli gelirin az olduğu ülkelerde nüfus artışının dezavantajları daha fazla. Neden? E çünkü üniversiteye girecek kişi sayısı daha fazla, rakibiniz daha fazla. Mezun olduktan sonra işe atanma imkanınız, ihtimaliniz biraz daha azalıyor. Çünkü bir ekmeğe binlerce el uzanıyor. Dolayısıyla bu mesele aynı zamanda sizi ilgilendiren bir mesele olduğunu da görüyorsunuz. <laughs> Peki Tarihsel süreçte Türkiye nüfusuna ne gibi hareketler olmuştur? 1939 yılında Hatay'ın ana vatana katılması ile nüfusumuzda bir anda binde 12'lik bir artış meydana geliyor. 1945 2. Dünya Savaşı yılları seferberlik ilan ediliyor. Erkek nüfus savaş askere çağrılıyor. Allah'tan savaşa girmiyoruz. Askere çağrılınca ne olacak? Tabii ki nüfus artmayacak yani erkekler askerde. Ee, ve savaşın ekonomik bunalımın nedeni nüfus artış hızımız inanılmaz yavaşlıyor. 1945 bakın şu tarih 40 ile 45 arası. 1960'tan sonra ise işçi göçleri nüfus artış hızımız yavaşlamış. 1960 neden önemli? Bu tarihte ciddi manada işçi göçü veriyoruz. Neden? Nüfus artıyor ama iş artmıyor. Bundan dolayı özellikle Avrupa'ya ve özellikle de Almanya'ya ciddi manada işçi göçü veriyoruz. Bu da nüfus artış hızımızın düşmesine neden oluyor. Göç edenlerin büyük kısmı da erkek nüfus. Önce kendileri gidiyorlar, işlerini kurunca da ailelerini götürüyorlar. Dediğim gibi bu da nüfus artış hızını e, olumsuz etkilemiştir, düşürmüştür. 1985'ten sonra ise kadının iş hayatına girmesi, şehirleşme, eğitim seviyesinin artması sürekli nüfus artış hızını düşürmüştür. Hocam ne alaka? Arkadaşlar bakın yorum yapıyoruz. Kadınların çalışıyor olması. Çalışan kadın çok çocuk ister mi? Yani siz anneniz çalışanlar yazsın bakalım kaç kardeşsiniz? Dolayısıyla çalışan kadınlar fazla çocuğa bakamaz. İşle mi uğraşsın, çocukla mı uğraşsın, adamın e, ee, sıkıntılarıyla Morales'in çoraplarını ortaya atıyor. Pijamasını deniyor, buradan çıkarıyor. La bu temiz kul konuşturma. Kadınların en çok şikayet ettiği mevzular bunlar. Dolayısıyla çalışan kadın zaten bir sürü derdim var. Bari çocuğum az olsun, bir tane olsun, az olsun, öz olsun diyor. Ama bu ne yapıyor? Nüfus artış hızımızı düşürüyor. Köydeki bir vatandaş böyle düşünmez. Köydeki vatandaş nasıl Rabbim verir der. Kadın çalışmıyor. Evde aslında oradaki de çalışıyor. Tarlada, bağda, bahçede, hayvanda aslında çok da çalışıyor. Ama orada çok çocuk biraz daha normalleştiriliyor diyorum. Başka şehirleşmenin nüfus artışına ne gibi etkisi var? Arkadaşlar şehir kültürünün kendine göre bir kültürü var. Hatta şehri geçtim. Metropollerin, megapollerin bile bir kültürü vardır. Şimdi İstanbul'a geldiğin zaman yürüyen merdiveni görüyorsun. Yürüyen merdivende sağ tarafta durmak lazım. Neden? Soldan hızlı ilerlemek isteyenlere yol vermek lazım. Bu bir kent kültürüdür. Ama sen küçük bir kentte yaşıyorsun. İlk defa merdiven görmüşsün. Merdivene yayıla yayıla kullanarak gidiyorsun. Sokakta yürüme kültürü bile vardır. Dolayısıyla şehirlerde şöyle bir kültür var. Az çocuk çok mutluluk. Çok çocuk olursa maliyeti çok olur. Bugün bir çocuğun ulaşım maliyeti ne kadar ya? Arkadaşlar dershaneye gitmek için, okula gitmek için kaç para basıyorsunuz? Ak ya da ne biliniz varsa artık. Dolayısıyla bu maliyettir. Çocuğa çanta alınacak, elbise alınacak, ayakkabı alınacak. E sonra yeni nesil istekleri bitmiyor ki. Yok telefonum akıllı olacak, iPhone olacak. Ne oluyor? Bunlar aileyi sıkıntıya sokuyor. O yüzden şehirleşme kültürü, şehrin bir kültürü vardır. Çocuklar birbirine bakarak etkileniyor. Ben de marka giyeceğim. Bana ondan da alacaksın. Çocuğun istekleri önlenemeyince çocuk sayısı önleniyor. Bunu da anladım umuyorum. Eğitim seviyesinin artması gerçekten bir realitedir. Eğitim seviyesi arttıkça çocuk sayısı azalıyor. Hiçbir profesör duyamazsınız 12 tane çocuğu olan ama bir işçiden bir köylüden duyarsınız ve şaşırmazsınız yani ama bir eğitimli bir insanla, bir doktorun 10 tane çocuğu olduğunu duydunuz mu? Çok ekstrem bir olaydır çok spesifik bir örnek olur belki bir tane iki tane çıkarsa benim de varmak istediğim nokta nedir? Eğitim seviyesi arttıkça çocuk sayısı azalıyor ekonomik seviye arttıkça çocuk sayısı azalıyor aslında tam tersi olması lazım. Ekonomik seviye arttıkça bakabileceği çocuk sayısı da artıyor. Fakat insanlar ekonomik zenginlik arttıkça muhtemelen sizde de tezahür edecek bu özellik. Böyle daha bir ego santrik hayat yaşıyoruz ya dolayısıyla evliliği de çocuğu da ayak bağı olarak görüyoruz. Diyorum bu da nüfus artış hızını düşürüyor. Bakın hepsi yorum aynı zamanda sosyolojiden psikolojiden yaradığını farkındaysanız coğrafya tek başına coğrafya değil. Diğer disiplinlerden de diğer bilimlerden de istifade ediyor. Tarihteki en düşük nüfus artış hızımız 2020 yılında yaşandı. Binde 5 inanılmaz 2. Dünya Savaşı'na bile bu kadar düşmemişti nüfus artış hızımız. 2005 yılında neden düştü? 2000 yılında, 2020 yılında neden düştü nüfus artış hızımız? Binde 5'e çünkü Covid denen bir olay var arkadaşlar. Korona denen bir salgın var. İnsanlar neye uğradığını şaşırdı ya. Hakikaten ben şöyle bir yazı yazmıştım Instagram adresinde. Bu arada Instagram'dan da Telegram'dan da takip edebilirsiniz. Beni o da, da buna dair, derse dayalı, hayata dair paylaşımlar yapıyorum. Şöyle bir yazı yazmıştım. Ey kibirli koskoca dünya, bir hapşırıklık saltanatım varmış. İnsanların başkasının hapşırığından etkilenmesin, virüsmana bulaşmasın diye birbirinden kaçar oldu... Anne baba çocuğundan çocuk anne babasından kaçarı oldu. Hayatın canı ne kadar tatlı olduğunu gösterdi. O plazalarda fotoğraf çeken, tatil merkezlerinde fotoğraf çekenleri adeta evine hapsetti. İnsanları belli bir ölçüde yaşamlarını eşitledi. Dolayısıyla Covid hayatımızı sarstı. İnsanların psikolojisi de etkilendi. Bu da çocuk sayısının azalmasına, doğum oran azalmasına yol açtı. O yüzden Türkiye Cumhuriyet tarihinde en düşük nüfus artışı ne zaman yaşanmıştır? 2020 yılında yaşanmıştır. Aha da ispatı. Bak 1935'te nüfus artış hızımız binde 20'nin üstü. 1945'te düşüyor. Neden? Çünkü bu tarihlerde 2. Dünya Savaşı riski var. Erkekler askere gidiyor. Askere gidince nüfus artış hızımız düşüyor. Bakın nüfus miktarımız düşmüyor. Bu artış hızı. Nüfus miktarının düşüyor olabilmesi için bu yorumu yapabilmemiz için ...şu değerin şöyle sıfırın altına düşmesi lazım. Bak sıfır. Hiçbir zaman sıfırın altına düşmemiştir. eksiye düşmemiştir. Yani bir İngiltere olmamışız biz. İngiltere binde eksi üç. Avrupa'nın bazı ülkeleri binde eksi beş. Dolayısıyla burada düşen nedir? Artış hızımız. Hocam ne demek istiyorsun? Yani şunu demek istiyorum. 1935'te 20'er 20'er artıyorken... ...1945'te onar onar artmaya başladı. Yine arttı. Artış oranı azaldı. 20'er yirmişer 20 değil de onar onar azaldı. Sonra inanılmaz bir çıkış yakalıyoruz. Neden? Çünkü erkekler askerden geliyor. Dönüşü muhteşem olacak dercesine nüfus artışında muazzam bir patlama yaşanıyor. Bu kadar ayrılım böyle bir patlama yol açacağı zaten beklenen bir şeydi. Bir de devlet nüfus artış hızını destekleyince artık tutabilene aşk olsun. Bakınız 1960'a geldiğimizde neredeyse binde 30'u zorluyor. Neredeyse tablonun dışına çıkacak. 1960'ta devlet bunu görünce vay babam bu nedir? Durun diyor. Durun. Tamam nüfus artış hızını artık desteklemeyeyim. Yeter artmayın diyor. 1960-1945 bu artışı neyle açıklıyoruz? İkinci Dünya Savaşı'na girmiyoruz. Erkekler askerden dönüyor. Ülke zaten nüfus artışını destekliyor politika olarak. Ve ülkede ekonomik olarak da iyi şeyler oluyor. Yani geleceğe güvenle bakan nüfus dolayısıyla nüfusu arttırıyor. Ondan sonra bak zikzaklar çizmiş. Bu zikzaklar bize neyi gösteriyor? Nüfusumuzda düzenli bir hızın nüfus artışında düzenli bir artış ya da düzenli bir azalış olmamış ülkedeki siyasi, ekonomik, politik durumlara göre nüfusumuz tepki vermiş yani. Nüfus daha şayet ülkede askeri darbe varsa nüfus artış hızımız düşmüş. Ülkede bir hastalık varsa, bir ekonomik kriz varsa bizim bizim nüfusumuz bunlara çok duyarlı arkadaşlar. Bunlardan etkilenmiş. Mesela bak 1980 burada 75-80 arası niye düşmüş? Çünkü kadının iş hayatına girmesi. E sonra sağlık hizmetlerinin gelişmesinde tekrar nüfus artış hızımız düşüyor. 1960'tan sonra düşüyor. Neden? Çünkü bak 60'tan sonra düşü 65'e kadar. Neden? Çünkü devlet nüfus artış hızını arttırma politikasını terk ediyor. Bir de yurt dışına giden işçilerimiz var. Bak hepsini yorumlayabiliyoruz. Sonra tekrar artıyor. 1985'ten e, e, önemli bir şekilde 2000'e kadar, 2015'e kadar nüfus artış hızımız düşüyor arkadaşlar. Sebep şehirleşme artıyor, kentleşme artıyor, eğitim seviyesi artıyor, kadının iş hayatındaki rolü artıyor. Kimse evlenmiyor, evlenince geç evleniyor. Geç evlenince de az çocuk yapıyor. Bu yansıyor. Dolayısıyla devlet bu durum diyor iyi hayır alamet değil. Çok hızlı düşüyor nüfus artış hızımız ve devletimiz 2000 2005 bak şu tarihten sonra devletimiz yeni bir karar alıyor. Tekrar nüfusu arttırma, artış hızını arttırma kararı alınıyor. 2010'a kadar etkili olmamış. <laughs> Hatta 2015'e kadar. Fakat ondan sonra şöyle biraz duraksamış, azalmış, sonra tekrar artmış. Ondan sonra inanılmaz bir şekilde çakılmış. Bakın 2020'de işte buna korona etkisi diyoruz. 2021'de ise tekrar nüfus artış hızımız arttı. Çünkü koronayı artık normalleştirdik herhalde. Nasıl yaşayacağımızı öğrendik. Nihai olarak şunu diyeceğim. Nüfus artış hızımız artış azalışlar göstermiştir. Nüfus miktarımız hiçbir zaman düşmemiştir. Nüfusumuz hep artmaya devam etmiş. Neden? Çünkü şu çizgi her zaman bakın şu sıfır rakamının üstünde olmuş. Nüfus artış hızımız 2020'den sonra tekrar artışa geçmiş. Bakın 2021'de kaç olmuş? Binde 10'lu düzeylere gelmiş. Grafiği böyle yorumluyoruz. 0-14 yaş arası bağımlı nüfusun fazla olması bir ülkenin yeterince gelişmediği şeklinde yorumlamaya sağlar. 0-14 çalışmayan nüfus. Ülkemizde doğum oranı fazla olunca bu yaş grubundaki çoluk çocuk sayısı fazla. Bunlar da çalışmayınca ülkene adeta ayak bağı oluyor. Ayak bağı oluyor derken yani <laughs> kısa yoldan söyleyeyim tabii ki ayak bağı olmaz. O edeceğimizdir onlar ayrı mesele ama çalışmayan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için ülkenin daha çok çalışması gerekiyor ve istihdam edemediğimiz her nüfus ülkenin sırtında bir yüktür. 0-14 yaşına daha önce de söylemişti. 0-14 yaşına ve 65 yaş üstüne ikisine birden biz ne diyoruz? Bağımlı nüfus diyoruz. Çünkü biri yaşlı biri çocuk. Yaşamını sürdürebilmesi için birine bağlı olması lazım. Aynı zamanda bunlar tüketici nüfustur. Aynı zamanda bunlar pasif nüfustur. Bunları bilin. 0-14 bağımlı nüfusun fazla olması ülkenin doğum oranının fazla olduğunu ve yeterince gelişmediğini gösterir. Bunu unutmayın. 0-14 için söylüyorum bunu. Bir ülkede ortanca yaşın artması nüfusun yaşlandığını ve ülkenin geliştiğini gösterir. Ortanca yaş nedir? 85 milyon ülkede insan var. En küçükten en büyüğe 85 milyonu diziyorsun yaş sırasına göre tam ortadaki kişiyi çekiyorsun. İşte buna ortanca yaş dönüyor. Ülkemizde ortanca yaş 33. Daha önce 27, 28, 29 gittikçe ortanca yaş artıyor. Bu ne demek? Nüfusumuz daha uzun yaşıyor. Yaşlı oranı artıyor. Bu anlama geliyor. Ülkenin de geliştiğini gösterir bu. Geri kalmış ülkelerde doğum oranlarının fazla olmasına bağlı olarak genç nüfus fazla, yaşlı nüfus ise azdır. Yani bir ülkenin gelişmiş mi yoksa gelişmemiş mi olduğunu anlamak için genç ya da yaşlı nüfusuna bakmak yeterli. Yaşlı çoksa o ülke gelişmiş. Neden? Çünkü insanlar yaşlanabiliyor. İyi besleniyor. Sağlık hizmetleri iyi bu yorumları yapacağız arkadaşlar. Dedi ve geçtim. Nüfus artış hızının düşmesi nüfus miktarının azaldığı anlamına gelmez. Hep bunu söylüyorum daha önceki sıra, kağıtta da. Ülkemizde son yıllarda nüfus artış hızı düşmekte ancak nüfus artmaya devam etmektedir. Bakın buradaki grafik. Şu kırmızı ölüm oranlarını gösteriyor. Mavi ise doğum oranlarını gösteriyor. Ölümün ve doğumun birbirine en yakın olduğu buradaki grafiğe göre söylüyorum 1940'lı yıllar. Yani nüfus artış hızımızın en az olduğu tarih. Ama bakın yine de doğum ölümden fazla olmuş. Bu ne demek? Nüfus artmaya devam ediyor. Artışlar azalışlar olmuş. 2000'e gelmişiz. Bakın ölüm oranları ne kadar düşmüş. Bu sağlık hizmetlerinin geliştiğini gösteriyor. Tamam doğum da düşmüş ama ölüm oranları daha çok düşmüş. İşte şu aradaki fark artış oranıdır. Kaçmış doğum oranı? Binde 20. Ölüm oranı kaç? Binde 5. Demek ki bu tarihte bizim artış hızımız binde 15. Tarihin hiçbir devrinde doğum oranı ölüm oranının altına düşmediği için nüfus miktarımız azalmamıştır. Bunu böyle bilelim. Ve devam edelim. Ülkemizde doğum oranlarının en yüksek olduğu yıl 1950. Bunun sebebi ise seferberlik halinin kalkması. Dedik ya artık şeye girmiyoruz. Yani 2. Dünya Savaşı'na girmiyoruz. Askerler cepheden dönüyor. Ülkemizde ölüm oranı en fazla olduğu yıl 1940. Bunun sebebi ise 2. Dünya Savaşı, kıtlık, ekonomik zorluk. Bunlar e, artış hızını etkilemiş. Türkiye'de nüfus politikaları. Sevgili dostlar, Ülkemiz 3 tane nüfus politikasını uygulamış. Dünyada uygulanmakta olan üç tane politika var. Hangi tarihlerde uygulamış? Neyi uygulamış? 1923 ile 1965 yılları arasında tamı tamına 42 yıl arttırıcı politika uygulamış. 42 yıl. Neden arttırıcı politika? Neden? Çünkü bu dönemde nüfusun askeri neden arttırıyor? Çünkü nüfus askeri ve siyasi bir güç olarak gözüküyor. Savaştan yeni çıkmışız. Ciddi manada savaşta e, insanları yitirmişiz. Ülkenin bir an önce kalkınması lazım. Allah muhafaza bir savaşa girersek ülkede savaşacak insan yok. Onun için devlet nüfusu arttırmayı teşvik ediyor. Bakın neler yaptığına anlatacağım birazdan. Başka niye devletin gerekçeleri ne? Niye arttırıcı politika gidiyor? Tarımda insan gücüne duyulan ihtiyacın fazla olmasın. Çünkü tarımda makineleşme yeterince gelişmemiş. Traktör yok, biçer döver yok. İnsana kalıyor. Hatta erkek nüfus daha değerli görünmüş. Erkek evlat. Niye? Çünkü tarlada çalışacak insana ihtiyaç var. Eve ekmek getirecek insana. Tabii ki yanlış bir görüş açısı. Kız erkek hepsi değerlidir ama o dönemdeki o iş koşulları, ekonomik sıkıntılar erkeği daha değerli kılmış. Eve ekmek getirecek diye. Salgın hastalıklardan dolayı ölüm oranlarının fazla olması. Bundan dolayı devlet arttırmak istiyor. Savaştan yeni çıkmışsın, hastane yok, sağlık hocan yok, ilacın yok. Salgın hastalık var. E o ne oluyor o zaman? Ciddi bir nüfus kaybediyorsun. O zaman arttırmak gerekiyor. Ülkenin hızla kalkınmak zorunda olması ve sosyal iş bölümünün oluşması gerekiyor. Yani terzi kim, marangoz kim, cep telefonu tamircisi kim? Yani mesleklerin artık branşlaşması gerekiyor. İnsanlar ihtiyacına ihtiyaç duyduğu mesleği bulabilmesi gerekiyor. Bu da nüfus artışına bağlı. Peki ne yapılmış bu dönemde? Devlet demiş ki çok çocuklu ailelerden vergi almayacağım ve altı çocuk yaparsan madalya takacağım. Vay bu Bunu duyan bizim halkımız artık madalyayı duydu ya tutabilene aşk olsun. Bakın biz millet olarak sembolik şeylere çok değer veriyoruz. En böyle kıytırıktan bir sertifika alsak bile duvara asıyoruz. Bak nereden. Mezuniyet yani beni mahsur görün. Ben hiçbir zaman anlayamadım mezuniyet törenlerine niye bu kadar anlam yükleniyor. Ne oldu alt üstü mezun oldun yani dünyayı mı kurtardın? Yeni bir buluşa mı imza attın? Üniversiteden mezun olmakla hissedin. Hepsi hani kep atılıyor. Ben üniversiteyi kep atmadım. Gerek de duymadım. Yani zaten yapmam gereken bir şey yaptım. Mezun oldum. Benim marifetim ondan sonra ortaya çıkacak. İş buldun mu? Bulunum işte başarı gösterdim mi? Fark yaratabildim mi? Yani insanlar bence bir şeyi başardığı zaman ee, bunların olması gerekiyor. Hasıra lafı şuraya getireceğim. Biz sembolik şeylere çok değer veriyoruz. Millet olarak madalyayı duyunca altı çocuk herkes bu konuda inisiyatif almış. Ama madalya kime veriliyor? O da bir spekülasyon, spekülasyon. Erkeğe mi kadına mı? Kadına veriliyor. Çünkü yani altı çocuk doğurmak kolay bir şey değil. Doğum evleri kurmuş devlet. Ücretsiz buradan sağlık hizmetleri sunmuş. Yeter ki çocuklar ölmesin. Doğum evi gelin burada doğurun diye. Evde sağlık koşulları, hijyenik koşullar iyi değildir diye devlet böyle bir inisiyatif almış. Yurt dışından göçmen nüfusun getirilmesi. Bakın yetmemiş dışarıdan göçmenler getirilmiş ülkeye yerleştirilmek için. Onlar bari çalışsın, iş sektörüne girsin. En son ücretsiz arsa verilmesine kadar daha da mı şey yapmıyorsun? Devlet ondan sonra evlenmeyenden vergi almış. 24 yaşına kadar gelip de evlenmeyenden 24 yaş. Sokakta yakalıyor zabıta kaç yaşındasın? 25. Niye evlenmedin? Vallahi demokrasi yok mu? Bana ne sana ne evlenmedin? Çabuk git evlen diyor. 24 yaşına kadar evlenmeyenlerden 24 yaşından sonra bekarlık vergisi alınmış. Tabii günümüzde böyle bir şey yok. O dönemde var. Demokratik mi? Değil. Ama demokrasiyle her şeyi de yürütemiyorsun çünkü devletin ciddi manada insana ihtiyacı var. Evet bunlar yapılmış. Şimdi bak soru nasıl gelir? Şunu verir ÖSYM e, der ki bu maddeler Türkiye'de e, nasıl bir nüfus politikası uygulandığı hakkında fikir verir. Yani bunlar neyi gösteriyor? Bunlar nüfusu devletin arttırmak istediği konusunda fikir veriyor. Ya da şöyle sorar nüfusu arttırma politikası çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamıştır? Ya da hangisi yapılmıştır diye bunları yorumla bile bulabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. 1965-1980 bakın 1965'e kadar ne vardı? Arttırıcı ama 65'e geldiğimizde nüfusumuz gerçekten inanılmaz artıyor. Bir de madalyayı duydu ya millet. Devlet diyor ki yeter bir sürü e yeter diyor. Neden? Nüfus arttı ama iş imkanları artmadı. O zaman bu nüfus sıkıntı. Doyuramadığın nüfus devlet için bir sıkıntıdır unutmayın. Genelde böyle ekonomik sıkıntı yaşayanlar zarar verme eğiliminde olabilir. Neden? Çünkü ekonomiden düşük pay alıyor. Keyfi yerinde değil, kafası rahat değil. Bu insanlar canlı bomba bile olabilir. O yüzden devlet diyor ki nüfus artış hızını artık arttırmak yeterli. Ne yapılıyor? Azaltmaya karar veriliyor. Nüfus miktarını değil ama nüfusun artış hızını kısaca yazıyorum nüfus artış hızını. Benim senin politikanın nedenleri. Nüfus artış hızının ülke kalkınması hızını yavaşlatması. Hızlı artıyor fakat ülke kalkınamıyor. Devlet yol yapmaktan, hastane yapmaktan, okul yapmaktan efendim fabrika yapamıyor. Fabrika yapamayınca istihdam sağlayamıyor. O zaman büyük bir sıkıntı. Tarımlı makine kullanımının artması ve insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması. Artık makineleşme belli bir oranda arttı. İnsan gücüne gereksinim azaldı. Orduda insan gücünün yerini artık teknoloji alıyor. Tanklar, toplar, uçaklar, savaş makineleri artık ithal ediliyor. Bir kısmı yapılıyor asker sayısı değil askerin niteliği önemli olmaya başlıyor. Sağlık koşullarının iyileşmesiyle ölüm oranlarının azalması devleti politika değişikliğine itiyor. 1965'ten sonra tekrar devlet nereye geçiyor? E, azaltmaya geçiyor tekrardayken bu dönemden sonra azaltıyor. Peki ne yapılıyor? Nüfus planlaması kanunu çıkarılıyor. Başka gebeliği önleyici ürünlerin ithalatı serbest bırakılıyor. Anladınız ne demek istediğimi. E, nüfus artmasın diye anılan tedbirler. Nüfus miktarını arttırmaya yönelik kanunlar yürürlükten kaldırılıyor. Bu ne demek? artık madalya falan yok. Ali altı çocuk yaptım madalyamı ver bu yok. O yüzden devlet teşvikleri kaldırıyor. 1982-2005 yılları arası nüfusun niteliğini arttırmaya yönelik politika benimsenmiştir. Nitelik nedir? Yani ne nüfusu arttıralım ne azaltalım. Kendi anne bırakalım. Nüfusun biz kabiliyetlerini arttıralım. Vasıflarını arttıralım. Elinden daha çok iş gelsin. Sadece kazma kürekten anlamasın. Bundan sonra arkadaşlar 2005 yılına geliyoruz. 2005 yılından sonra nüfus artış hızımız çok hızlı düştüğü için az önceki grafikte gösterdim. Devlet tekrar arttırma kararı veriyor. Ve bu kapsamda ne yapıyor? Doğum iznini arttırıyor kadınların. 4 aydan 8 aya çıkarıyor. Babalara da doğum izni veriyor. Baba ne yaptı diyeceksin ki eşinin yanında durması lazım. İlk bir hafta, iki hafta ihtiyacı olur bir takım şeylere. Babalara da doğum izni verilmesi, çocuk başına ödenek verilmesi ne kadar? 50-60-100 bilemedin 200 TL. Yani nüfusu arttırmak için bu rakamlar yetersiz. Bizim halkımız 200 TL için kınlı kıpırdatmaz. Ver Almanya gibi 1000 e, Euro. 1000 Euro ne yapar? 17, 17 bin lira yapıyor bugünün parasıyla. Dolayısıyla bunlar nüfusu arttırmaya yetmiyor. Onu demek istiyorum. Yani bu politikalar neden başarılı olmuyor? Çünkü halkı cezbetmiyor. Biraz düşük kalıyor. Anneler iş hayatında kolaylıklar sağlanmaz. Annelere nasıl kolaylık sağlanıyor? Diyor ki çalıştığın yerde kreş açacağım. Sen yeter ki çocuk yap. Sana gün içinde süt izni vereceğim. Git çocuğuna emzir. Ve erken emeklilik vereceğim. Erken emeklilik de kadınlara tanınan, çalışan kadınlara tanınan bir e, ayrıcalık. Ama bunlar bile nüfus artış hızını arttırmaya çok yetmiyor. Çünkü halk daha fazlasını bekliyor. Türkiye'de nüfusun dağılışına geldim. Arkadaşlar soru çıkabilecek alanlardan biri Türkiye'de nüfus nerede yoğunlaşmış? Neden yoğunlaşmış? Şimdi Türkiye'yi bir gemiye benzetecek olursam nüfus bak şu kırmızı olan yerler nüfus çok. Yani bu gemiye nüfus dengeli dağılmamış ki bu gemi labor olur. Şuralara bakıyorsunuz sarı. Bunlar ne demek? Nüfusu seyrek olan yerler. Şu kırmızı olanlar yoğun olan yerler. İşte sana bunu soruyor. Diyor ki niye burada kırmızı çok? Niye buraya nüfus toplanmış? İstanbul'lar çok mu çocuk doğuruyor? Yok, göç alıyor. Zaten biz nüfus artışını iki kavramla ifade ediyoruz. Biri doğal artış biri de gerçek artış. Gerçek artış nüfusun göçlerle artması. İşte İstanbul'un nüfusu böyle artıyor. Doğal artış nedir? Doğal artış nüfusun doğumlarla artması. Doğu Anadolu'da böyle artıyor. Şimdi aritmetik nüfus yoğunluğu kilometre kareye kaç kişi düşer? Arkadaşlar ülkemizde ortalama 110 kişi düşer kilometre kareye. Nüfusun dengeli dağılmadığını görüyorsunuz her iki haritadan da. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il İstanbul'dur. En düşük olduğu il ise Tunceli'dir. Bazen Tunceli bazen Bayburt oluyor ama buralarda nüfus yoğunluğu... Bak şurası Tunceli arkadaşlar. Ne kadar az ya da şuradan göstereyim. Ülkemizin nüfusunun %70'i kıyılarda yaşamaktadır. Yani size sorsam nerede yaşamak istersiniz muhtemelen siz de kıyıları söyleyeceksiniz. Niye? E çünkü iklim müsait, yaşamaya müsait, soğuk değil yani ısınmak için daha fazla para harcamayacaksın. Daha çok doğalgaz yakmak zorunda kalmayacaksın. Isınmak için daha çok kışlık giyecek almak zorunda kalmayacaksın. Tarım ürünü yetiştirmen daha kolay. Turizm daha gelişmiş. Sanayi daha fazla. Ulaşım seçenekleri daha fazla. Bak bir sürü bir şey söyledim. Hiçbir şey olmadı denize karşı bir çay içersin ya. Bir manzarası var. O yüzden nüfusumuzun büyük kısmı bakın yüzde %70'i kıyılarda yaşıyor. Dünyada da böyledir zaten. Peki aritmetik nüfus yoğunluğu neymiş? Toplam nüfusu yüz ölçüme bölüyorsun. Fizyolojik nüfus yoğunluğu nedir? Fizyolojik toplam nüfusu tarım alanlarına bölüyorsun. Bu şekilde fizyolojik nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz Marmara. En az olan bölgemiz ise İç Anadolu'dur. Marmara'da nüfus çok daha fazla. Tarımsal nüfus yoğunluğu neydi? Daha önceki dersimizde anlattık. Tarımla uğraşan nüfusu tarım arazilerine bölüyorsun. O zaman düz arazilerde, düz alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu azdır. Engebeli yerlerde ise Doğu Anadolu gibi, Karadeniz gibi tarımsal nüfus yoğunluğu fazla. Ama İç Anadolu'da, Güneydoğu'da tarımsal nüfus yoğunluğu azdır diyorum. Nüfusu yoğun alanlar. Bakın direkt sorudur bu. Bölge bölge gidelim. Karadeniz bölgesi. Doğu Karadeniz'de nüfus yoğun. Neden? Çünkü iklimden dolayı kıyıda denize iklim görülüyor. Burada Kaçkar Dağları var. Dağların diğer tarafında karasal iklim. O yüzden nüfus kıyıda toplanmış. Doğu Karadeniz'de yoğun. Başka Batı Karadeniz'de yoğun. Neden? Çünkü burada Zonguldak var. Burada madencilik var. Ve demir-çelik sanayisi var. Bak Sinop'ta nüfus seyrek. Neden? Çünkü şurada küre dağları var. Küre dağlarından dolayı Sinop'a ulaşmak güç. Kıyı ile iş kesimleri arasında ulaşım zor. Bundan dolayı nüfus Sinop'ta seyrek. Güçlü bir limanı yok. Yani liman iş kesimlerine bağlantısı zayıf. Bir de Sinop uç nokta. Unutmayın uç noktalarda nüfus genelde seyrek oluyor. Yol üzerinde olması lazım. Kavşak noktada olması lazım. Kıyıda köşede kalmış yerlerde nüfus genelde seyrek oluyor. Marmara'ya geçtim. Marmara'dan nüfusun en yoğun olduğu yer Çatalca, Kocaeli. Yani İstanbul, Kocaeli. Güney Marmara'da da fazla tabii. Niye İstanbul ve Kocaeli'de nüfus fazla? Temel neden sanayi. Başka? Ticaret, ulaşım, turizm. Ee, daha birçok faktör. Dolayısıyla İstanbul'da arkadaşlar nüfusun yoğun olmasına birinci neden neymiş? Ekonomik koşullarmış diyoruz. Ege'ye geçtim. Nüfus nerede yoğun? Bak kırmızı ton İzmir. Niye İzmir? çünkü İzmir'in dağlarına çiçekler açar. Bundan dolayı mı? İzmir deniz kenarında bundan dolayı mı? Turizm kenti, tarım kenti, sanayi kenti bunun hepsinin nedeni var. İzmir'in hiçbir şey olmasa sembolik bir değeri var değil mi? İzmir, İstanbul sembolik değeri olan hafızalara, şiirlere konu olan kentler buralar. Ama coğrafi olarak sorulursa İzmir'de limancılığın, tarımın, ticaretin, sanayinin gelişmiş olması ve turizmi de ekliyorum buna. Peki Ege'de nüfus nerede seyrek? Menteşe Dağlık Yöresi yani Muğla. Neden? Çünkü burada dağlar denize paralel uzandığı için kıyı ile iş kesimleri arasında ulaşım zor. Bundan dolayı ulaşım seçenekleri sınırlı, sanayi tesisi az. Bundan dolayı da nüfus seyrek. Yoksa bak deniz kenarında gördüğünüz gibi, hani o zaman şöyle bir ee, kural yok. Deniz kenarında olan her yer sık nüfusludur. Hayır efendim. Bak Muğla, bak Sinop, bak Çanakkale buralar seyrek nüfuslu. Neden kıyıda köşede kalmış? Ulaşım seçenekleri sınırlı. Yeterince sanayi tesisi yok. Bunu da böyle bileceksiniz. Akdeniz'de nüfus nerede seyrek? Teke ve taşeli platolarında seyrek. Neden? Çünkü plato yüksekte kalmış. Karstik arazi. Tarıma çok aliverişli değil. Ulaşım seçenekleri sınırlı. Nerede yoğun? Özellikle Adana, Mersin, Hatay çevresinde. Sebep? Hem karayolu var, hem demiryolu var, hem hava yolu var, hem deniz yolu var. Artı iç kesimlerle ulaşım kolay. İç kesimlere demiryolu bağlantısı da var buraların. Yani tarım sanayi birlikte gelişmiş. Antalya'da da nüfus yoğun. Nedeni turizm ve tarım. Güneydoğu'ya geldim. Özellikle nüfus nerede yoğun? Gaziantep, Şanlıurfa. Neden? Bölgenin batısı artı yani denize daha yakın. Artı Gaziantep ve Şanlıurfa'da ciddi manada tarım var. GAP projesi büyük oranda bitmiş. Tarlalar sulanabiliyor. Başka Akdeniz'e denize yakın olduğu için ticaretten de etkileniyor ve iklimi de biraz daha ılıman. Bak bir sürü neden var gördüğünüz gibi. Doğu Anadolu'da nüfus nerede yoğun? Elazığ, Malatya çevresinde. Sebep çünkü Elazığ Türkiye'nin maden başkenti. Bakır, krom, kurşun, çinko, barit, mermer birçok maden Elazığ'dan çıkıyor. Bu da şehrin ekonomisini canlı tutuyor. Aynı zamanda bölgenin batısı. Arkadaşlar bak artık algısal bir durum, sosyolojik bir durum. Ülkelerin genelde batısı gelişiyor. Şehirlerin genelde batısı gelişiyor. Siz de yaşadığınız şehirlere bir bakın bakalım. Genelde batısının geliştiğini göreceksiniz. Avrupa'nın da batısı gelişmiş. Bundan Doğu Anadolu'da nasibini alıyor. Doğu Anadolu'da nüfus nerede seyrek? Hakkari Dağlık Yöresi'ne seyrek. Erzurum, Kars'ta seyrek. Sebep hem dağlık hem iklim şartları çok sert hem ulaşım yollarına sapak alıyor. İç Anadolu nüfus nerede seyrek? Tuz Gölü'nün güneyinde seyrek. Sebep? Olumsuz ulaşım diyemeyiz. Düz arazi burası. Ama olumsuz iklim koşulları diyebiliriz. Neden? Çünkü Türkiye'de en az yağış alan yerler arasında. Bu da tarımı zorlaştırıyor. Tarım zorlaşınca çiftçi burada durmuyor. Büyük kentlere göç ediyor. Peki İç Anadolu nüfus nerede yoğun? Yukarı Sakarya yani Ankara Eskişehir çevresi. Sebep? E çünkü Ankara başkent. Aynı zamanda sanayi gelişmiş, ulaşım gelişmiş, ticaret gelişmiş. Dolayısıyla yukarı Fırat bölümü dediği yer Elazığ, Malatya'dır. Orta Fırat dediği yer Gaziantep, Şanlıurfa, Tarım, Ticaret Sanayi. Bak bunlar geliyor. Yukarı Sakarya dediği yer Ankara, Eskişehir'dir. Adana, İskenderun'a nüfus neden yoğun? Sanayi, Tarım, Antalya'da ise turizmden dolayı bütün Türkiye'yi dolaştık gördüğünüz gibi. Seyrek nüfuslu yerler. Marmara'da seyrek nüfuslu yer Yıldız Dağları bölümü. Sebep? Çünkü sapa kalmış. Ulaşım yollarına sapak kalmış arkadaşlar. Aynı zamanda biraz da engebeli. Doğu Karadeniz'de Bayburt Gümüşhane yani iç kesimleri seyrektir. Çünkü denize iklim buralara kadar sokulamıyor. Yine Sinop'ta nüfus seyrektir. Çanakkale'de nüfus seyrek. Çünkü ana ulaşım yollarına sapa kalmış. Ortada değil, kenarda. Yol güzergahı üzerinde değil. Ege'de Menteşe Dağlık yöresi dedik zaten. Doğu Anadolu'da Iğdır, Hakkari, Erzurum, Kars çevresi söyledik. Akdeniz'de Teke ve Taşeli. Bak iki tane çıkıntısı var. Aynı zamanda yarım adadır. Niye buralarda nüfus seyrek? Çünkü yer şekilleri ve litolojik yapı. Yani karstik arazi demek istiyor. Onun demek istediğini ben yazayım. Karstik arazi su tutma özelliği zayıf. O yüzden tarım çok da verimli değil. Menteşe, Hakkari, Konya, Karapınar'ı söyledik. Erzurum, Kars'ta da yine iklim sert. Yer şekilleri engebeli. Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri. Arkadaşlar. Nüfus sayımlarında ortaya çıkan veriler, nüfusumuzun yaş ve cinsiyet özelliği. Ülkemizde gördüğünüz gibi erkek nüfus, kadın nüfustan bir kırtık daha fazla. %50.2 yani kadınlar gittikçe yetişiyor, yaklaşıyor erkek nüfusa. Erkeklerin fazla olmasının ülkeyi kazandırdığı bir şey yok, onu da söyleyeyim yani. Önemli olan kadın erkek fark etmez. Ülkeye nasıl bir katma değer sunuyorsun? Dolayısıyla birbirine dengele. Peki nüfusun? Yaş grupları en çok bizde yaşlı mı var, bebek mi var yoksa orta yaş mı var? Bizde en çok orta yaş var. 15-64 yaş arası %67'si. Yani sizler de 15 yaşın üstündesiniz beni dinleyenler. En fazla bu grup var. 0-14 yaş arası %23'ünü kaplıyor. Yaşlı nüfus ise %8.8, %9 diyelim buna. Burada siz neyi bileceksiniz? Ülkemizde en az yaşlı nüfus ama yaşlı nüfus gittikçe artıyor. Azalan ne? Çocuk nüfus. Niye? doğum oranları azalıyor. Niye? Ülke gelişiyor. Böyle bir realite. Yaş nüfusun gittikçe artması ülkenin geliştiğini gösterir. İnsanların yaşlanabildiğini, sağlık hizmetlerinin, beslenme koşullarının iyileştiğini gösterir. Bu arada Türkiye'nin en yaşlı şehrinin de Sinop olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Doğum oranları çok az. En genç şehrimizde Şanlıurfa. Doğum oranı maşallah çok yüksek Şanlıurfa'da. Bu da en genç nüfusu oraya götürüyor. Geçtim. Kır ve şehir nüfusunun dağılımı. Ülkemizin nüfusunun yüzde 92 buçuğu şehirlerde yaşıyor. Kırla kentin farkı nedir arkadaşlar? Kırla kentin farkı şudur. Yani nüfusu 10 bin ve üzeri olanlara biz kent diyoruz. 10 binin altında olan yerlere kırsal diyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 92 buçuğu kentlerde yaşıyor. Kimse artık köyde yaşamak istemiyor. Kentin imkanları daha fazla. Efendim gratis mağazası var, AVM'si var, bowling salonu var, varoğlu var yani. Dolayısıyla üniversitesi var, sağlık hizmetleri daha iyi. O yüzden insanlar iş imkanları daha fazla kentlerde daha çok yaşıyor. Bu da Türkiye'nin bir realitesi. Kır nüfusu gittikçe azalıyor. Bakın 2021 TÜİK verileri size en son, en taze, en turfanda bilgileri veriyorum. Nüfusun eğitim durumu. Ülkemizde maşallah %96.2 okur yazar var. Okuma yazma bilen var. Fakat kaç kişi okuyor? ...diye sorsam herhalde birçoğumuz utanacağız. Yani haftada kaç kitap okuyorsunuz? Ayda kaç kitap okuyorsunuz? En son kitabı ne zaman okudunuz diye sorsam... ...herhalde millet olarak biraz utanacağız. Dolayısıyla okur yazar olmak, okuma yazma bilmek... ...maalesef bize eğitimli bir toplum yapmıyor. Okuma yazma eyleminin... ...hadi yazarlığı geçti, herkes kitap yazamaz ama... ...en azından okuma eyleminin devam etmesi gerekiyor. Çok fena, çok pis mesaj verdim burada. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı bu. Türkiye'de erkeklerde okur yazar oranlığı daha fazla... Bundan dolayı devlet haydi kızlar el ele kampanyası yapmış okula. Kardelenler projesi yapmış. Haydi erkekler omuz omuza okula diye bir kampanya hiç olmamış. Niye? Çünkü erkekler de zaten fazla bu. Kızlar bir ara ihmal edilmişti fakat ben şimdi görüyorum ki okuyanlar kızlar daha fazla. Benim Instagram'daki takipçilere bakıyorum kız takipçi oranı daha fazla. Yani okuma anlamında söylüyorum. %70-80 neredeyse bayan takipçi var, kadın takipçi var. Demek ki okumaya daha fazla meyilli erkekler artık biraz daha iş sahasına mı giriyor? Bunun yorumunu size bırakıyorum. O yüzden devletin artık kızları okumaya teşvik etme diye bir kampans, kampanyası yok. O oturdu. Bir de Doğu Anadolu'daki okur yazar oranlığıyla Marmara'daki aynı değil. Zaten ülkemizin en büyük sıkıntısı ne? Doğu ile batı arasında, güney ile kuzey arasında çok fark var. Bundan dolayı çok göç yaşanıyor. Bundan dolayı sosyolojik problemler de yaşanıyor. Bir devlet ne zaman tam vatandaşının gözünde iyi bir devlet olur? Bütün hizmetleri herkese eşit ulaştırdığı zaman, doğudaki, batıdaki, güneydeki, kuzeydeki arada bir fark kalmadığı zaman göç de durur, insanlar kendini mutlu da hisseder. Dolayısıyla geleceğe daha umutla bakar. Ülkemizin bu konuda biraz dağılması gereken yol var. Çalışan nüfusun iş kollarına dağılın. Bak bu da önemli. Üç tane sektör var. Hizmet, tarım, sanayi. Tarıma biz birinci ekonomik faaliyet, sanayiye ikinci ekonomik faaliyet, hizmete de üçüncü ekonomik faaliyet diyoruz. Hizmet ne? Okul, sağlık, bankacılık, sigorta, yol, su, elektrik yani nüfusun kendini iyi hissetmesi için yapılan her hizmete biz hizmet sektörü diyoruz. Sizler de muhtemelen hizmet sektöründe çalışmak için üniversiteye yazılanıyorsunuz. Yani fabrikatör olmak isteyen var mı aranızda? Varsa işte sanayi sektörüne giriyor. Ya da fabrikada işçi olmak isteyen var mı aranızda? O zaman sanayi sektörüne giriyor. Ülkemizde tarımda çalışanların oranı gittikçe azalıyor. Hizmet ve sanayide çalışanların oranı artıyor. Bunu bileceksiniz. Hatta sanayi şu anda tarımı geçti arkadaşlar. Sanayide çalışan oranı daha fazla. Niye tarımda çalışan oranı az? Bir, tarımda insanın yerini makine alıyor. İki, insanlar tarlada çalışmak istemiyor. Ya bana bey denilsin diyor. Statüm yüksek olsun. Ne iş yapıyorsun? Köylüyüm demek istemiyorum. Çiftçiyim demek istemiyorum diyorlar. Ben şurada mühendisim, şurada doktorum, şurada bilmem neyim. Ben dördüncü ekonomik faaliyet, ben beyaz yakalayayım demek istiyor insanlar. Dolayısıyla tarım sektöründe çalışanların oranı az. Fakat tarım sektörü nerede fazla? Karadeniz'de fazla. Doğu Anadolu'da fazla. O zaman ülkemizde Marmara ile Doğu Anadolu arasında çalışanların sektörel dağılımında da ciddi bir fark var mı? Var. Bu da bir sıkıntı. O yüzden devlet ne yapıyor? Bölgesel kalkınma projeleri yaparak bölgeler arasındaki bu kalkınmışlık farkını gidermeye çalışıyor. Hizmet sektörü bu kadar. Bir ülkenin geliştiğini nereden anlarsın? Hizmet ve sanayi sektörü ne kadar çok insan varsa ülke o kadar çok gelişmiştir. Ve yine bir ülkenin geliştiğini nereden anlarsın? Ülkenin bölgeleri arasında şu sektörel dağılımda ne kadar fark azsa, ne kadar dengeliyse ülke o kadar gelişmiştir. Almanya'da var mı böyle doğusundan batısına göç eden Gerek duymuyorlar ki İsviçre'de insanlar dal başında yaşıyorlar, mutlular. Niye? Ekonomik gelirleri iyi çünkü. Dolayısıyla sektörel dağılımda budur. Bu şekildedir ülkemizde diyorum ve konunun sonuna geldik. Soru. Aşağıdaki haritada nüfus seyrek bazı alanlar numaralarla işaretlenmiştir. Bu alanlardan hangisinin seyrek nüfuslu olmasında kuraklık etkili olmuştur? Bak burada nüfus seyrek tamam. Ama burada seyrek olma nedeni çetin kış koşulları ve yer şekillerinin engebeli olması. Yıldız dağlarında nüfus seyrek okey. Deniz kenarında olmasına rağmen fakat ulaşım yollarına sapa. Yani kuraklık neden değildir burada. Menteşe dağlık yöresinde nüfus seyrek evet yer şekilleri çok engebeli. Üç numarada taşeli platosunda nüfus seyrek evet ama nedeni karstik arazi. Fakat dört numarada nüfusun seyrek olma nedeni yağışın az olması. Bu da çiftçiyi zor durumda bırakıyor. Bundan dolayı göç ediyor ve burada nüfus seyrek oluyor ve geldik hafıza tekniğine. Sevgili dostlarım nüfusun seyrek olduğu yerler bakın. Sinop Nüfus seyrek ne diyor? Cezaevinden dolayı kimse gelmiyor. Sinop'un tarihi cezaevi vardır. Hatta meşhur Sabahattin Ali orada yatmıştır ve aldırma gönül aldırma şiirini sonra şarkıya dönüşmüş. Dinleyin bu dersten sonra. Orada yazmıştır. Orada cezaevi var ya tarihi insanlar korkuyor cezaevinden. Dolayısıyla Sinop'a kimse gitmiyor. Böyle aklınızda kalsın. Yıldız dağları Marmara'da adam ne diyor? Yıldızlar tek yaşar kimse gelmesin. Ben dağ başında tek başım. Elinde yıldız tutuyor. Yıldız dağları Marmara'da. Çanakkale şehitlik abidesinin yanında biri var. Şehitlerin sayısı yaşayanlardan fazla diyor. Evet gerçekten de öyle. Çanakkale'de daha çok şehit vermişiz. Orada şu anda yaşayanlar toprak üstündekiler daha az. Burada neyi vurguluyorum? Çanakkale'de nüfusun seyrek olduğunu vurguluyorum. Çünkü kıyıda köşede kalmış. Menteşe'ye geldim. Kapı var. Menteşe var görüyorsunuz. Adam diyor ki kapının menteşesi çok gıcırdıyor. Çok ses çıkarıyor. O yüzden kimse durmuyor. Bu sesten rahatsız oluyor. Menteşe dağlık Bence aklınızda kalıyor. Teke'de bir adam... Tekede tek başıma kaldım diyor. Neden? Tekede tek başına unutmazsın. Taş elindeki insan da kimse gelmesin taş atarım diyor. Bak taşeli, eli elinde taş tutuyor kimse gelmiyor. O yüzden burada nüfus seyrek ölüyor. Tekede diyor ki tekede tek kaldım diyor. Teke yarım adası. Konya tuz bakıyoruz. Tuz hemen gönüle bir adam diyor ki bu tuz neslimiz, neslimizi kuruttu. Yani burada batıl inanç var kimse gelmesin. Bu tuz neslimizi kurutuyor o yüzden burada nüfus seyrek. Burada da Sinop'taki tarihi cezaevini görüyorsunuz. Ve Hakkari'ye geldik. Hakkari'li vatandaş ne diyor? Buralar hep karlı. Hakkari, buralar hep karlı diyor. Biraz da şive karıştırıyor işin içerisinde. Bak kar görüyor musun? Adam hep motla geziyor. Hakkari, buralar hep karlı. Karlı yani. O yüzden kimse karlı yere gitmek istemiyor. Erzurum, Kars ne diyor? Hadi gel Erzurum'a gel sevgili öğretmenim. Bu parçayı verir miyiz biraz sevgili İbrahim Erkal'dan? Niye Erzurum'a çağırıyor? Çünkü nüfus çok seyrek. O yüzden adam türkü yakmış. Hadi gelin Erzurum'a gelin diye. Buradan aklınızda kalsa. Şimdi bakın sayfayı ters çeviriyorum. Kaba atlarıyla Türkiye'yi çiziyorum. E, Taşeli, Hatay. Evet. Kaba atlarıyla çizdim. Şimdi Karadeniz'de nüfus nerede seyrekti? Sinop. Niye? Cezaevi vardı değil mi? Sinop. Marmara'da Yıldız Dağları. Yıldız Dağı'nda ne diyor? Yıldızlar tek yaşar. Yıldız Dağı'nda tek başıma diyor. Yıldızlar tek yaşar. Ege'de Menteşe Dağlık Yöresi. Kapının menteşesi çok ses çıkarıyordu, gıcırdıyordu değil mi? İnsanlar rahatsız oluyor. Çanakkale'de şehitlik abidesi vardı. Ne diyordu? Şehitlerin sayısı yaşayanlardan fazla diyordu. Tekede tek başıma diyordu adam. Taşeli platosunda adam elinde taş tutuyordu. Gelen gidene taş atıyordu. O yüzden buraya kimse gelmiyordu. Şurada tuz gölü vardı. Adam diyor ki bu tuz neslimizi kuruttu. Batil inanç o yüzden insanlar tuz gölüne yanaşmıyor. Tabii ki bunlar hafıza tekniği. Yani böyle bir şey yok da senaryo icabı söylüyorum bunu. Hakkari'de bir adam bu Hakkari buralar hep karlı diyordu. Kar olduğu için kimse gitmiyor. Erzurum'daki vatandaş ne diyor? Hadi gel, Erzurum'a gel diyerek arkadaşlar ne yapıyor? Hadi gel Erzurum'a gel diyerek Erzurum'da nüfusun seyrek olduğunu vurguluyor. Bakın bir önceki dersten bir hafıza tekniği nüfus piramitleri Birinci piramidin tabanı çok geniş görüyorsunuz. Çok fazla çocuk var hepsi de ağlıyor ınga ınga. Bir yerde çocuklar çok ağlıyorsa orası gelişmemiştir. Mutsuzdur demektir arkadaşlar. Taban geniş. Ne kadar çocuk o kadar taban genişliyor. Peki taban genişlerse ne olur? Tabana sürtünme artar. Tabana sürtünme artarsa bunun ilerlemesi zorlaşır. Bakın bu piramitler sağ tarafa doğru ilerlemeye çalışıyor. Sağ tarafa doğru ilerlemeye çalışıyor. Hangisi daha ileride? Bu. Neden? Taban daha dar. Ne diyor? Sürtünme kat sayımız daha az o sebeple kolay ilerliyoruz. Bu piramit tabanı dar. Efendim e, tavanı ise şöyle olması lazım. Şöyle evet bu daha doğru bir tavan. Ne görüyorsunuz? Tavanın genişlemesi yaşlı nüfusun. Burası zaten yaş grubu olarak 0-15 şurası 65. Şurası 0-15 şurası 0 15 65 Şurası da 65 yaş üstü. Bakın 65 yaşın üstünde şurada bir kişi var. Ne demek? Yaşlı nüfus az. Ne demek? İnsanlar yaşlanamıyor. Ne demek? İnsanların sağlık hizmeti yetersiz. Beslenme koşulları yetersiz. Yaşlı azsa tabanın tavan ne olur? Dar olur. Bura yeterince gelişmemiş. Ama bir de şuraya bak. Tavan ne kadar geniş. Bir sürü yaşlı var. Gelişmiş ülkelerin piramidi böyle top mermisine benzer, arı kovanına benzer çok daha fazla yaşlı vardır. Ortalama yaşam süresinin uzun olduğunu, sağlık hizmetlerinin iyi olduğunu, ülkenin geliştiğini gösteriyor. Bak taban dar. İki tane çocuk var sadece burada. Niye? Doğum oranı az. Buna vurgu yapıyoruz. O zaman taban dar olunca tabana sürtünmez. Sürtünmez Sürtünme olduğu için daha hızlı ilerler. Ne diyor? Sürtünme katsayımız az. O sebeple ilerliyoruz. Yani bu ileri gelişmiş ülkeler. Bu ne diyor? Çok geride kaldık diyor bu yaşlı amca. Niye? Çünkü geri kalmış ülke. Çünkü taban geniş ilerleyemiyor. Tabana sürtünüyor. Böyle mantık kurdum. Fizikle coğrafyayı birleştirdim. Başka ne görüyorsunuz? Şu ortanca yaş grubuna bakın, bir tane dolar var, dört tane insan var, bir de fakirler bunlar biraz da giyim kuşamlarından anlıyorsunuz. Dört kişi de elini uzatmış buraya. Ne demek? Kişi başına milli gelirin az olduğunu. Bak neler neler görüyorsunuz burada. Kişi başına milli gelirin az olduğunu. O zaman şöyle de yorumlayabiliriz. Burada kişi başına milli gelir azsa işsizlik fazla, göç fazla. Bakın geri kalmış ülkelerin özelliklerini söylüyorum arkadaşlar. İkinci piramide bakın işte bu Türkiye. Ne diyor? Allah'tan taban daralmaya başladı. Yoksa çok geride kalardık. Bu Türkiye. Yani ikisinin ortası. Ne geri kalmışız ne ileri gidebilmişiz. Tabanımız daralmaya başladı. Doğum oranı azalmaya başladı. E, bu da Türkiye'nin geliştiğinin göstergesi. Yani doğum oranı azaldığı için gelişiyor gibi bir mantık değil. Tam tersi doğum oranı az olan yerlerin gelişmiş olduğunu görüyoruz. Ya Böyle bir denk gelme söz konusu. Genelde gelişmiş yerlerde doğum oranı az olmuş oluyor. Bak üç tane çocuk var biri ağlıyor. Ya bu ne demek? Bu ülke henüz tam mutlu değil. Hala ağlayanlar var. Buradaki çocuk sayısına bak bir de buradakine bak. Bir de şuradakine bak. Daha iyi anlarsın. Doğum oranı burada fazla. Burada biraz azalmış. Burada daha da az. Burada üç çocuktan biri alıyor. Yine de tam istediği refah düzeni ulaşamamış. Bu Türkiye dört tane insan var. Fakirler de var bunlar arasında. İki tane dolar var. İki tane para var. Ne demek? Milli gelir biraz artmış ama hala dört kişiye iki dolar düşüyor. Yani bu ne demektir? Adam başı bir tane düşmüyor demektir hala ülke ekonomik olarak gelişmemiş, hala göç verebilir, hala işsizlik var, hala eğitim seviyesi düşük. Bu anlamlara gelir. İki tane yaşlı var. Bak şurada bir yaşlı vardı. Burada iki tane yaşlı var. Ne demek? Yaşlanma imkanı burada daha fazla. Yaşlı nüfus daha fazlaysa biraz daha gelişmiş. Şurada daha fazla yaşlı. Bak görüyor musun? Adam selfie yapıyor. Şu kitap okuyor. Okuma oranı da daha fazla. Yani şu piramitlere bakarak bir sürü yorum yapabiliriz. Şurada ortanca yaş grubuna bak. Paralar oho deste deste. Yani bu ne demek? Kişi başına milli gelir fazla. İnsanlar bilgisayarla, bilişimle uğraşıyorlar. Masa başında çalışıyorlar. Refah düzeyleri daha yüksek. Şurada bakın tabloda, manzarada da e, plazalar, rezidansların fotoğrafı var. Yani gökdelen fotoğrafı var. Bu ne demek? Kentleşme oranı da burada daha yüksek. O zaman kentleşme oranı burada az demektir. Evet arkadaşlar böyle resmettim hafıza tekniğiyle. Demek ki gelişmiş ülkelerin piramitleri arı kovanına benzer, tabanları dardır, e, ileridedir, daha gelişmiştir, ileri düzeydedir. Okuma yazma oranı yüksektir, kentleşme yüksektir, doğum oranı azdır, kişi başına düşen milli gelir fazladır. Burada ise doğum oranı fazla geri kalmış ülkeler. Geri kaldık diyor ya. Doğum oranı fazla, piramidin tabanı geniş. E, sağlık hizmetleri yetersiz, beslenme hizmetleri yetersiz, işsizlik fazla, kişi başına milli gelir az, yaşlı nüfus az. Piramidin tavanı sivri, Türkiye'de ikisinin ortası tabanın daralmaya başlaması nüfusun nüfus artış hızının düşmekte olduğunu gösteriyor. Kişi başına milli gelir henüz istenen düzeyde değil, yaşlı nüfus henüz istenen düzeyde değil. Yani insanların hala da şurayla kıyasladığımız zaman daha erken öldüğünü gösteriyor. O zaman Türkiye şuraya doğru evriliyor, şuna doğru gidiyor. Buraya Nijeryayı, Somali'yi, buna Türkiye'yi, Arjantini, şuna da Almanya'yı, Belçika'yı, Hollanda'yı örnek verebiliriz diyorum ve bir dersimiz daha burada bitirdim. Ee, dolu dolu bir ders oldu. Türkiye nüfusun özelliklerinin Türkiye hakkında birçok bilgiyi öğrenmiş olduk. Soru çözdük. En sonunda hafıza tekniğiyle taşlandırmış olduk. Merak ettiğiniz sorular varsa, dersle ilgili ilginizi çeken, hoşunuza giden şeyler varsa bunları da paylaşın. Çünkü ben sizinle ancak bu sebebi, bu vesileyle konuşabilirim. Şimdi burada sadece ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz ama siz yorumlara yazdığınız zaman birlikte konuşmuş oluruz. Ben de onlara cevap yazarım. Bu şekilde daha verimli dersler işleriz. Evet, ben Mehmet Eğit. Eğitim her yerde diyerek yaşadığınız coğrafyalara Bordo ve selamımı gönderiyorum. Müzik